Yani ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söylene bakarım adama bakarım adam mı diye derim. Yani önce bunu söyleyeyim, üzücü. Biraz tabii seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Çünkü bu seviyesine defalarca inmediğimi ve inmeyeceğimi seçim sürecinde dile getirmiştim. Ve bu seviye noktasında söyledikleri, yaptıkları da zaten belli. O tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeyleri, biten şeyleri baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın. Ama çok tabii benim inmeyeceğim seviyede. Yine ben ona devlet adamlığını, devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum. O yeter, bıktım artık davet edeydi. O da bir karşılık bulmadı. Birincisi, ben Strasbourg'da Türkiye'yi nasıl anlattığımı çok iyi biliyorum. Tamamı YouTube'da var. Bir iki kelimeyi bilgi edinip bunu söyleme, sadece işte böyle araştırmadan, lafını bilmeden, bugün söylediğini yarın unutan kişiler ancak bunu yapabilir. 6-7 sene önce birini övüp bugün ona karşı tehdit savuranlar ancak böyle hatalar yapabilir.